Vay son Ahmet abi. Nedir son olan Hasan? 15 kilo et parasına çalışmaya son. Ne o, ayrılıyor musun? Ne ayrılması, ücretler artıyor. Toplu sözleşme daha bitmedi ki. Bugünlerde bitecek. Nasıl olsa patron istediklerimizi kabul edecektir. Etmek zorunda baba. Ya etmezse? O zaman greve gideriz. Hı? Olur mu İsmail? Ha deyince greve gidilir mi? Çoluk çocuğumuz aç, bir ilaç ortada kalır. Çoluk çocuğumuz şimdi de fazla doymuyor Ahmet abi. Olsun. Yine de hiç yoktan iyidir. Grev bir sürü bela getirir. Siz yine anlaşma yolunu seçin. Vallahi çocuklar, hani diyorum, bazen kendim çıkayım Şakir Bey'e durumu anlatayım. Boşuna zahmet edersin Ahmet baba. Koskoca sendikayı dinlemiyor patron. Seni mi dinleyecek? İyi adamsın Ahmet abi, seni severiz. Ama bir şey söylemek istiyorsan, gel sendikaya beraber söyleyelim. Sizle de konuşulmaz ki. Ben yine de Şakir Bey'le konuşmanın iyi olacağı kanaatindeyim. 23 senelik memuruyum. Sen bilirsin Ahmet baba. İstersen bir dene, kendin görürsün. Evet evet, bir denemeli. Şu 77 Alfa Romeo baba. Özel yapı. Bu BMW yarış tipi. En pahalısı da bu zaten. Kaç para? 680 bin. Gümrüğü hariç. Gümrüğü boş ver. Dostlarımız var. Bir yolunu bulurlar. Karar ver de işi bitirelim. Öyleyse bu olsun baba. Komisyoncuyu gönder. Tamam baba. Gel. Meşgulseniz sonra rahatsız edeyim. Ne vardı? Konuşacaktım beyefendi, işçiler hakkında. Ne istiyorlar gene? İşçiler efendim, toplu sözleşme isteklerinde ısrar ediyorlar. Aksi halde greve gideceklermiş. Sen de bayraktarlığını yaparsın. Haşa beyefendi, ben sizi üzmesinler diye aracılık yapmaya çalışıyorum. Ahmet efendi, yılanın başı senin oğlun. O malum sendikada çalışmıyor mu? Ne? Görüyorsun işte. Ben her şeyi biliyorum. Oğluna sahip çıkacaksın. Azdırmasınlar işçilerimi. Konuşurum beyefendi. Sen bilirsin. Yoksa 23 senelik emeğini harcarım. Bir kulp takarım sana, hava alırsın. Hemen git konuş oğlunla. Emredersiniz efendim. Dur biraz. Buyurun efendim. Kasadan 680 bin liralık çıkış yap, masrafa geçir. Bir servis arabası alıyorum. Tamam mı? Tamam efendim, emredersiniz. Bir insan nankör olmasın. Oğlunun kursağında hala benim ekmeğim var Ahmet efendi. Ben olmasam bir şey değişmez dedi. Sendika var beyefendinin karşısında dedi. Yani açıkçası tehdit etti, öyle mi? Rica ederim, haddine mi düşmüş? Siz üzülmeyin. Ben işçileri de, oğlumu da ikna edeceğim. Sen bir bok yapamazsın. Oğluna söz geçiremeyene ben baba da demem, adam da. İşte o kadar. Eyvallah. Eyvallah. Hoşçakalın. Et bitti dedik. Boşuna beklemeyin. Dağılın beyler, dağılın. Bitti et. Dağılın kardeşim, bitti.
Bugün tam sıram geldi, et bitti. Herkese yetecek kadar et bulunmaz baba. Çok değil. Bir ay ete boykot yapsa şu millet, gör bak ne olur. Adresine gönderirler de eti. Eyvah, bugün 12 Mart. Hayrola baba, 12'sinde ödenecek bonon filan mı var? Yok be evlat, bizim Kemal'le buluşacaktık. Asker arkadaşımdır. Senelerdir görmemiştim. Hazırlan öyleyse baba, ben de senin pantolonunu filan ütülerim. Baba be, bu Kemal abi ne iş yapıyor? Önemli iş adamlarımızdan oğlum. Bir iki kat elbise lazım sana baba. Alırız oğlum. Acele et biraz baba, bakarsın sıran gelir, elbise de biter. Ulan ergele, ikide bir laf sokuşturma. Kemal geldi işte. Geç kalırsam merak etme. Kal baba, 40 yılın başında gönlünce eğlen. Ha? Eskisi gibi. Oo, bizden geçti artık arkadaşım. Anlarız şimdi. Hadi hadi. Hadi çavuşum. Hadi bakalım. Hadi çavuşum. Başla. Hadi çavuşum başla. Yemezler çavuşum. Şimdi senin yaptığına şike diyorlar. Zorlamıyorsun kendini. Apo, gel lan buraya. Gel dedim çabuk. Buyur abi. Arkadaşımla bilek güreşi yapacaksın, kol dirsek kırmacasına. Estağfurullah abi, senin arkadaşına... Konuşma lan, dediğimi yap. Hadi çavuşum, bastır bakalım. Ben de Mehtap. Nasılsın Kemal abi? Sağ ol yavrum. Arkadaşım Ahmet. Cabbar, bize viski gönder. Çok oldu Kemal, daha içecek miyiz? Peki ama şu karıları ne diye çanta gibi yanımızda taşıyoruz? Karılar ne işe yarar? Niye geldik buraya? Şansımızı deneyelim. Yani... Ben yanıma para almadım. Ne demek bu? Benim param senindir. Oynamasam olmaz mı? Olmaz. Arkadaşı gör.
Kumarda kazanan? Hı? Evet arkadaşlar, bakalım zara. Bravo.